Efendim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kanal 42 ekranlarında Ustaz Sahur Vakti programında bu gece de sofralarınıza konuk oluyoruz. Çok kıymetli bir ismi, çok kıymetli bir kurumun temsilcisi bir ismi sizlerle buluşturuyoruz. Bu gece tabii ki Türkiye'de öncü kuruluşlar vardı. Hep bahsettik, dedik ki Türkiye'de yıllarca sivil toplum kuruluşlarına, insani yardım çalışmalarına öncülük eden kurumlar, kuruluşlar vardı. Biz de elbette ki bir yardım kuruluşu olarak, bir sivil toplum kuruluşu olarak böylesine hayırlı çalışmalara öncülük eden kurumlarla, onların temsilcileriyle böylesine güzel vakitlerde bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz ve onları da tabii ki sizlerle buluşturmak bizler için ayrı bir şeref oluyor. Sizler programımız boyunca Vuslat Vakti etiketiyle Twitter üzerinden soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Bununla birlikte şu dakika itibariyle de Vuslat Derneği'nin 0212 alan kodu 659-28-80 numaralı telefonundan derneğimize ulaşabilir, yapılan çalışmalara destek olabilirsiniz diyelim. Bu gece elbette çok güzel bir gece, hayırda yarışın olduğu bir gece olsun diye ümit ediyoruz. Bu gece stüdyomuzda Deniz Feneri Derneği'nin çok kıymetli iletişim koordinatörü Recep Koçak bizlerle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Hem kurumsal olarak hem de yaş olarak abimiz olduğun için böyle girelim istedik. Tabii Recep Koçak deyince sadece Deniz Feneri Derneği ile değil, radyo ve televizyon programlarıyla da, dergi faaliyetleriyle de aslında konuşacağız. İnşallah onlardan da bahsedeceğiz, onları da anlatmak istiyoruz ama önce Deniz Feneri Derneğimiz Ramazan nasıl geçiyor, bunlardan bahsedelim istiyorum. Tabii ki Türkiye'de şehir ve Ramazan programıyla belki de şu an bizim yapmış olduğumuz bu işe öncülük eden bir kurum ve kuruluş olarak da Deniz Feneri öne çıkıyor. Yapmış olduğu çalışmalar, bugüne kadar yaptıkları, yapmaya devam ettikleriyle de Cenab-ı Allah tabii ki ecrini, mükafatını arttırsın. Çalışanların gayretini, bağışçılarının gayretini arttırsın inşallah. Neler yapıyoruz, Ramazan nasıl geçiyor diyelim. Evet, öncelikle bütün izleyicilerimizin mübarek Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade etmelerini, istifade etmemizi diliyorum. Yani ben bayrama da inşallah sağlıklı, afiyetle, huzurla, sevdiklerimizle beraber kavuşmayı diliyorum. İnşallah. Şehir ve Ramazan, Deniz Feneri'nin öncesinde başlayan ilk Türkiye'deki yardım programıydı. Ve 1996 Ramazan'ında başlamıştı. Yani evet. Deniz Feneri İyilik Hareketi'nin ilk adımları Ramazan ayında atılmıştı. Böyle bir Ramazan, mübarek Ramazan ayında. Evet. 96 Ramazan'ı. Sonra o program çok tuttu, çok izlendi, hayırlara vesile oldu. Haftalık olarak da program hemen 97'den itibaren devam etti. İsim babası da Deniz Feneri'nin hikayeci Mustafa Kutlu. Mustafa evet. Abimiz bir edebiyatçı. Kendisine yıllar sonra sormuştum neden bu ismi verdiniz diye. Demişti ki Deniz Feneri dünyada karşılıksız yardım etmeyi, ayrım yapmadan, bir beklenti içinde olmadan yardım etmeyi simgeler. Dolayısıyla sonra baktım dedi siz dernek olarak tam da benim gönlümdeki murada uygun işler evet. yapıyorsunuz dedi. Deniz Feneri 21 Ramazan önce başlamıştı iyilik yolculuğuna. Bu yıl elhamdülillah dolu dolu her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan'da da İftar sofraları açılıyor, yetim sofraları açılıyor. Dünyanın 30 ülkesinde Deniz Feneri bu Ramazan'da yardım faaliyetleri yaptı. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü'ydü. Evet. İslam İşbirliği Teşkilatı 2013'ten itibaren böyle bir karar almıştı. Artık bundan böyle her 15 Ramazan'ı İslam Dünyası Yetimler Günü olarak analım, yetim konusuna vurgu yapalım. Evet. Yetimle ilgili hassasiyetin daha da artması için her kurum, yardım kuruluşu eline geleni yapsın istemişti. Biz de 2013'ten sonraki Ramazanlarda her 15 Ramazan'ı yetim sofralarını çoğaltarak yetim konusunu İşte. Gündeme getirerek anıyoruz. Bu Ramazan'da 15 ülkeye heyetler gönderdik. Deniz Feneri gönüllüleri, bağışçıları, personeli, yetkilileri 15 ülkede Maşallah. Bosna, Makedonya, Kosova, Karadağ gibi Balkan ülkeleri, ayrıca Afrika ülkeleri, Moritanya, Somali, Etiyopya, Fildiş sahili gibi bu taraftan Sri Lanka, Bangladeş, Pakistan gibi ülkelere 15 ülkede tam da pazartesi günü 15 Ramazan'da sofralar açıldı. Maşallah. Ve 10 bin kişi o gün Deniz Feneri'nin misafiri olarak Deniz Feneri bağışçılarının bir ikram olarak iftar yaptılar. Aynı sofra etrafında buluştular.
Onun dışında da dernek merkezinde ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında biz ihtiyaç sahiplerini, deniz feneri gönüllülerini, bağışçılarını ve deniz feneri görevlilerini aynı sofrada buluşturuyoruz. İftar sevincini birlikte yaşıyoruz ve artık ikinci yarıya gelmiş olduk. Şükür güzel geçiyor, dolu dolu geçiyor, bereketli geçiyor. Ramazan'ın güzel geçmesi demek deniz fenerinde ve kardeş kuruluşlarımıza, yardım kuruluşlarında devam eden ayların ihtiyaç sahipleri için iyi geçeceği anlamına geliyor. İnşallah. Çünkü biz Ramazan'da biriktirdiklerimizi, topladıklarımızı, lojistiklerimize yerleştirdiğimiz aynı malzemeleri ve hesaplarımıza gelen paraları yıl boyunca gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Tabii aslında bizim özellikle programlarımızda vurguladığımız bir şey var ki ihtiyaç sahibi insanlar, siz de çok iyi biliyorsunuz ki yılın 365 günü ihtiyaç sahibi. Sadece Ramazan'da değil. Yani Ramazan'a sıkıştırılmış bir iyilik, iyilik olmaktan çıkıyor. Çünkü insanları sadece Ramazan'da hatırlamak, ben arkadaşlarla bazen muhabbet ederken diyorum ki bakın menfaat Müslümanı olmayın. Cenab-ı Allah en zor zamanında insanlara yardım edenlere mükafatlarından bahsediyor. Ramazan'da herkese diyor biraz ayrı olun, ayrıcalıklı olun diye. Tabii bu biraz arkadaşları teşvik etmek babından birazcık hani öyle espriyle konuştuğumuz bir durum ama aslında gerçekten böyle bir durum var. Yani bugün işte bahsediyorsunuz ki 20 seneden fazladır bu çalışmalar canla başla devam ediyor. Bu çalışmanın en iyi şeklini siz biliyorsunuz ki 365 gün olmazsa, sürdürülebilir ve devamlı olmazsa hiçbir faydası olmuyor. Yani bu sivil toplum kuruluşları işte maalesef halkımız nezdinde belki farklı algılar oluşturuluyor ama hani sadece Ramazan'da ve Kurban'da çalışıyormuş gibi bir algı olmaması gerekiyor. Çünkü gerek Deniz Feneri Derneği, gerek diğer dernekler, işte biz Vuslat Derneği'nde olduğumuz için hani çalışmanın içerisinde olduğumuz için de takip ediyoruz ki 365 gün durmaksızın çalışılıyor. Ve elhamdülillah çok güzellikler var. Ramazan'da iftar sofralarından bahsettiniz. Yıllardır tabii ki bildiğimiz o kumanya kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması yine devam ediyor. Yıl boyunca evet. Yapılan çalışmalar aslında ben hani sadece Ramazan özelinde soruyormuşum gibi algılanmasın. Tabii. Genel itibariyle yapılan çalışmalardan da bir bahsetsek. Mesela Ramazan kolisi dediniz, bu önemli bir standarttır. Biz bu işe başladığımızda Deniz Feneri iyilik yolculuğuna çıktığında henüz poşetlerle borçlar yapılıyordu. Evet. Daha el yordamıyla, daha iptidai şekillerde yapılıyordu. Sonrasında şükür bu işin kalitesi artırıldı, standartlar yükseltildi. Bir model oluştu, bir yardım modeli oluştu. Mesela lojistikler inşa ettik evet. Biz. 2000 yılından itibaren Zeytinburnu'ndaki genel merkezdeki lojistik merkezimizi 1000 metrekare alan üzerinde bir lojistik. Dikey istifleme yöntemiyle malzemeler sandıklarda muhafaza ediliyor. Sonra da yıl boyunca onlar hiç eskitilmeden, yıpratılmadan, zayi edilmeden, hatta tozlanması bile önlenerek temiz bir şekilde ulaştırılıyor. Evet. Yani lojistik kavramı gelişti zaman içinde. İlk defa yardım kuruluşlarında barkod sistemi bundan 15 sene önce evet. Deniz Feneri'nde uygulamaya geçti. Bu şu demek, gelen bir aynı malzeme kimliklendiriliyor, kime ait olduğu tanımlanıyor ve üzerine barkodu yapıştırılıyor. Sonra onun kime gittiği de takip ediliyor. Evet. Diyelim ki 5000 çift çorap bağışlasa bir bağışçı bize, biz yıllar sonra o çorapların kime teslim edildiğini, hangi ailelerin hangi fertlerine tanımlanıp verildiğini evet. bağışçımıza bilgisini, belgesini sunabilecek durumdayız. Bu yardımda bir standart. Evet. Koliler de öyleydi. Yani gıda kolilerde üzerinde yazıyor içinde ne olduğu. Yerleşim planı bütün kolilerde 10 bin koliyi açsak biz gıda kolisini, hepsinde aynıdır. Hepsinde evet. Salçanın yeri bellidir, sıvı yağın yeri bellidir, şekerin yeri bellidir, makarnanın yeri bellidir. Orada da standartlar geliştirildi. Şöyle baktığımızda ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları, insan yardım kuruluşları şükür bütün bu tecrübelerden ortak akıl, ümmetin ortak değeri, sermayesi diyebileceğimiz bu tecrübelerden istifade etti. Sonrasında o bahsettiğimiz ilk defa Deniz Feneri'nin uyguladığı barkod sistemi şu an bütün kuruluşlarımızda evet. neredeyse var. Lojistik anlayışı hemen hemen bütün kuruluşlarımızda şu an var. O bizim bu işe ne kadar ciddi yaklaştığımızı, evet. ne kadar önemsediğimizi aslında gösteren bir şeydir. Burada bir hadis-i şerifi hatırlıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah bir insanın yaptığı işi ve ameli güzel yapmasını sever. Evet.
Biz yardım işini yapıyoruz. 21 yıldır yapıyoruz. Bu işi derneğin kurucuları, ilk başlatıcıları ilk günkü heyecanla, kararlılıkla, iyi niyetle bu işleri güzel yapalım demişler. Hem bağışçının izinde bu, hep nezih olsun, güzel olsun. Evet. Hem gittiğimiz insanlara onları incitmeden verelim. Hem devletin mercileri bir gün soru sorsalar, bu işleri nasıl yapıyorsunuz denetimini yaptıklarında onlara güzel bir şekilde bu işlerin nasıl yapıldığının belgeleri sunulabilsin. Ayrıca Türkiye zaman zaman rüzgarların tersten esebildiği bir ülke, evet, siyasi maalesef. olarak. Dolayısıyla birileri öküz altında buzağı da arar, başka şeyler de arar ve size hesap sorabilir. Sorduğunda da gayet rahat bir şekilde buyurun şu bağışlar, şu bağışlarımızdan gelmiş ve götürüldüğü, teslim edildiği ailelere de şunlardır diye belgeleri sunulabilecek durumda. Yani yardım kolisinden başlayalım, lojistiklerden devam edelim. Bütün işlere bir standart getirildi. Bu geliştirildi ve şu an onlar şükür devam ediyor. Mesela biz yardım işini gıda kolileriyle başlattık, sonra değişik projeleri bu işlere sürdürdük. Onların içinden çok nezih, çok ilgi çeken, Deniz Fener'in bugüne kadar tanıtımında da çok hizmet etmiş bir proje var. Binbir Çocuk Binbir Dilek projesi. Evet. 2003 yılında başlamıştı. Doğrudan çocukların hayallerini gerçekleştiren bir projeydi o. O niyetle başlamıştı. Yani ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğunun bisiklet hayali vardır. Ama babası belki hayatta değildir ya da fakirdir, hastadır. Evet. Eğer Deniz Feneri gibi bir kuruluş o çocuğun kapısını çalmasa, ona sormasa, paran olsaydı ne almak isterdin, senin adına bir hediye paketi gelse içinden ne çıkmasını istersin demese, bir ömür içinde ukde kalacak. Evet. Biz soruyoruz onu. 2003'ten beri soruyoruz. Her yıl farklı bir gruba soruyoruz. Farklı bir kitleye soruyoruz. Onlar da mektuplar yazıyorlar. Bizim merkezimize bu mektuplar ulaşıyor. İnternet sitemize koyuyoruz. binbirdilek.com adresinde bunları duyuruyoruz. Bağışçılarla buluşuyoruz. Bağışçı geliyor, okuyor. Çocuğumuzun hikayesinden etkileniyor. İstediği şeyden etkileniyor onu. Bazı bağışlar tek başına bir çocuğun dileğini gerçekleştirecek katkıyı sağlıyor. Bazısı o dileğin maliyetinin diyelim ki 1/3'ünü karşılıyor. Gereken sonradan gelen bağışlar üstünü tamamlıyor. Böyle böyle. Evet. Biz 30 bin çocuğu bugüne kadar şükür Eyvallah. Hayalleriyle buluşturduk. Dileklerini gerçekleştirdik. Bu şu demek. 30 bin çocuğun yüreğine dokunduk. 30 Evet. bin çocuk sevindirilmenin nasıl bir şey olduğunu, bir insana ne arzu ederdin, paran olsa ne almak istersin gibi insanca, nezaketle yaklaşmanın nasıl bir şey olduğunu tecrübeyle şu an biliyorlar. Geçen sene bir kızımız geldi Zeytinburnu'ndan annesiyle beraber. Kızımız 18 yaşında. Dedi ki ben 10 yıl önce Deniz Fener'in hediye verdiği çocuklardan birisiyim. Şimdi liseyi bitirdim, üniversiteye başladım. Bu arada yaz tatilinde çalışmak için bir iş yerine başvurmuştum. Anneme dedim ki anne, eğer iş yerine kabul edilirsem, bu geçici işe kabul edilirsem, ilk maaşımla ben de bir çocuğu sevindirmek istiyorum Deniz Feneri aracılığıyla. İşte o gün geldi, maaşımı aldım. Şimdi ben de sizin 10 yıl önce benim için yaptığınızı bir kardeşimiz için yapmak istiyorum dedi. Ve bunu anlatırken o ağlıyordu, duygulanmıştı, gözleri dolmuştu sizin gibi. Ben de onu dinlerken gözlerim doldu. Çünkü şöyle düşündüm, artık bizim o attığımız iyilik tohumları fidan olmuş, fidanlar meyve vermeye başlamış. Elhamdülillah. Yani öylesine güzel bir şey ki şimdi yani nice örnekleri görülüyor aslında. İşte bu işlerle uğraşmanın bir güzel yanı da bu aslında. Yani Müslümanca yaşamanın vermiş olduğu bir gayretle yapılan işlerin karşılığı böylesine güzel örnekleri var. Bunları görünce insanın gayreti de çalışma azmi de artıyor. Hamdolsun. Hazır bu projeden bahsetmişken Deniz Fener'imizin bir VTR'si var. Dilerseniz. Onun ön cümlesini de kuralım. Evet. Bu yıl tamamını köy okullarından tutturduk dileklerin. Yani köylere ulaştık. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz üzerinden evet. Hala açık kalabilmiş öğrencisi var olan okullarımıza ulaştık. Çocuklarımıza mektupları yazdırdık. 22 ilden, 44 köyden 1150 çocuğun dilek mektupları bize ulaştı. Ve Ramazan girerken tamamına hediyelerini ulaştırdık. Şimdi o coşkuyu, o heyecanı beraber izleyebiliriz. Eyvallah. Efendim Deniz Feneri Derneği'nin yıllardır devam eden, yaklaşık 13-14 yıldır devam eden Binbir Çocuk Binbir Dilek kampanyasında
Tabii ki biraz önce Recep abi anlatırken benim aklıma İbrahim Sadri'nin Kırmızı Araba şiiri geldi. Yani o çocuk Cevahir kırmızı arabayı görüyor. Burada bir araba göreceğiz şimdi. Evet inşallah. Aynen. Evet hep birlikte izleyelim. Binbir Çocuk Binbir Dilek projesinin VTR'sini.
Evet efendim, işte 1001 çocuk 1001 dilek kampanyasında bu senenin dağıtımları, hatta şöyle söyleyelim, ilk kez yayınlanıyor. Daha yeni kurgusu bitmiş, montajı bitmiş bir şekilde ilk defa yayınladık. Çocukların o sevinç çığlıkları çok farklı bir şey. Cennet cıvıltıları, cennetin Müthiş. O masumlar işte, yani bunu neyle anlatırsınız bilmiyorum. Neyle ifade edebilirsiniz bilmiyorum. Siz de, benim de dikkatimi çekti. Siz de özellikle söylediniz. Öğretmenimin kalemi. Yani bu kalemler öğretmenimin kaleminden demesi bir çocuğun bambaşka bir şey herhalde. Çocuk mesela bir şey istemiş. Dilek mektubuna MP3 çalar demiş. Evet. İstediği şey pahalı bir şey değil. Çok az bir şey. Ama biz ona bir çanta götürüyoruz. İçinde evet, türlü türlü hediyeler var. Sonra bir koli ayrıca götürüyoruz. Kolinin evet, içinde başka başka hediyeler var. Koliyi açtığında diyelim o bir şey istemiyor. Biz ona 20 hediye götürmüşüz. Evet. Sonra çantayı açıyor. Onun içinde de sürprizler var. Yani o gerçek şeydi o. Kurgu olmayan sevinç sesleriydi, cıvıltılarıydı duyduklarımız. Evet. Evet, arkadaş da iyi yakalamış. Ferdi Gümüş. Buradan tebrik ediyorum kendisini. Öğretmenin yanındaydı hemen. Bir genç bayan öğretmen. Merhameti belli. O da çocukların sevinciyle çok seviniyordu. Çok duygulandı. Ama çocuk gayri ihtiyari eline kalemi aldı ve dedi ki bu öğretmenimin kaleminden. Ya artık benim de böyle. Böyle bir kalemim var. Gıpta ettiğim kalem elimde şu an diyor. Evet, biz tabii aslında o iyilik yolculuğu çok zor bir şey değil. Gönülden gönüle giden bir yol aslında. İnsanların hayatlarına dokunabilmek, onlara dokunabilmek farklı bir şey. İşte Siirt Kurtalan ilçesinden bir köyün öğretmeni, bir hanımefendi derneğimize bir mektup gönderdi. Dedi ki işte öğrencilerimin durumları çok kötü, köyün genel durumu çok kötü. Sadece üstlerine başlarına giyecek hiçbir şeyleri yok. Onlar için sizden yardım istiyorum. Ve arkadaşlarımız irtibat kurdular. Hemen oradaki çocukların hepsinin işte beden ölçülerini, ayakkabı numaralarını, her şey istendi. Bütün malzemeleri hazırlandı, oraya gönderildi. Miraç gecesi, Miraç Kandili'nde kendilerine ulaşmış ve öğrencilerine dağıtmıştı. Onun yazdığı bir mektup vardı ki mesela ben aklıma geldikçe insanın gözleri doluyor. Miracı bize gerçekten yaşattınız. Cenab-ı Allah Miracın merkezinde olmayı, Miraç'la birlikte haşr olmayı, orada ya o kadar güzel dualar vardı ki şimdi diyorsunuz ki aslında ne yaptık? Biz hiçbir şey yapmadık. Biz sadece iyilerin iyiliklerine aracılık ettik. Evet. Sizin anlattıklarınız bana da şunu hatırlattı. Bitlis'in Hizan ilçesinin İçli Kaval köyünde Fatma isimli öğretmenimiz Deniz Fener'e mektup yazdı. Bundan 5-6 sene önce. Ve dedi ki köyümüzün okulu yıkılmak üzere. Çok eski. Bize bir okul yapar mısınız? Dedi. Ve Deniz Fener oraya bir okul yaptı. Evet. Geçen sene ben çocukların hepsine, okuldaki çocukların hepsine hediye götürdüm. Köylüler hala Fatma Hoca'ya dua ediyorlardı. Evet. Çünkü Fatma Hoca'nın tayini çıkmış, başka yere Sadaka gitmiş. Sadaka-i Cariye. Evet, orada o eserin, o okulun yapılmasına vesile oldu Fatma Hoca. Onun sevapları işliyor. Muhtar unutmamış, dua ediyor arkasında. Bütün köylüler, öğrenciler dua ediyorlar. Ne kadar güzel bir ne anılma ya, tamamen. Ben ona gıpta ediyorum. Fatma Hoca'yı hiç görmedim ama evet, ona gıpta ediyorum. Yani aslında iyiliklere öncülük edebilmek, işte böylesine güzel arkanızdan güzel anılarla, güzel yad edilmeyle sizleri ödüllendiriyor aslında. Ve Cenab-ı Allah tabii ki dünyada bunu yaptırıyor. Ahirette de bunu mutlaka karşılığını verecek. Tabii İnşallah. 1001 çocuk 1001 umut projesi gerçekten çok güzel ki çocuklara yönelik yapılan her şey çok daha lezzetli, keyifli oluyor herhalde. Şimdi mesela bir şeyin iyi olduğunu anlatmak genç nesle, onlara öğüt vermek, onları geleceğe hazırlamak için çaba göstermek güzel bir şey. Ama onlara bir şeyi uygulamalar olarak göstermek evet, daha güzel. Hatta onlara da dahil etmek, onları işin bir tarafına koymak en güzeli. Yani yardımlaşma iyi bir şeydir, dayanışma iyi bir şeydir, bir insanı sevindirmek çok sevaptır desek nasihat etmiş oluruz. Evet. İlla ki faydalıdır da bu. Ama ona biz soruyoruz, diyoruz ki paranız olsaydı ne almak isterdiniz? Sizin adınıza bir hediye paketi gelse içinden ne çıkmasını istersiniz? Evet. Hayal ediyor. Erzurum'dan bundan 5-6 sene önce İlhami isimli çocuğumuz dedi ki annemin gözleri görmüyor, onun gözlerinin açılmasını isterim. Dileği buydu. Annesini aldık, İstanbul'a getirdik İlhami'nin. Çok tanınmış bir göğüs hastanesinde
O zamanlar haber oldu gazetelerde. Hastane yetkilileri bizi aradı. Gelsin, biz tedavi edelim dediler. Tabii ben mümkünse bu eğer. Ben hazır bulundum. İlhami, annesi, birkaç kişi gittik. Tetkikler yapıldı. Ne yazık ki İlhami'nin annesinin gözleri açılamayacaktı. Fakat anne şöyle bir şey dedi. Hastanenin patronu sordu ona. Dedi ki tıbben sizin için yapabileceğimiz bir şey ama başka bir şey yapmak isteriz. Sizi sevindirmek isteriz. Bizden bir isteğiniz var mı? Dedi ki ben bir evimizin olmasını istiyorum. Bizim evimiz yok. Biz kiradayız. Ve benim gözlerim kapalı. Yani kocamın beni terk edip gitmesinden de korkuyorum. Bir evim olsa benim üstüme hem de. Evet. Hastanenin patronu ilk harcı koydu. İlhami'nin annesinin hesabına o günün rakamıyla diyelim ki maliyetin 1/10 kadar. Çok da değil yani. Hesaba gönderdi. Deniz Feneri üstünü tamamladı. Evi yaptı. Maşallah. İlhamiler kendi evinde oturuyor. Bütün eşyalarını da yeniledi. Bu yılki dileklerin arasında Antalya'dan bir dilek. Çocuk, Afyon'dan düzeltiyorum. Çocuk kendisi için bir şey istemiyor. Annesi için çamaşır makinesi istiyordu. Adeta bağışçılar sıraya girdiler. Hücum ettiler. O diyor ben bunu gerçekleştireceğim. Öbürü diyor ben. Dedik ki bu durumda olan aileler var. Bu bir örnektir. İlk müracaat edene buyurun sizin paranızla alalım bu çamaşır makinesini. Ama düşünelim çocuk kendisine sormuşuz. Senin ne isteğin var demişiz. O annemin çamaşır makinesine ihtiyacı var diyor. Niye? O işte görüyor başka yerlerden. Nasıl, bu işin nasıl kolay olduğunu görüyor. Ya bu masumiyet. Gerçekten masumiyet. Çünkü annesinin mutluluğu onun aslında mutlu olmasının en büyük vesilesi. Şimdi ben kendi kızıma soruyorum. Biraz önce yerine gelmeden önce. Anneni mi daha çok seviyorsun beni mi diye. 3 yaşında annemi daha çok seviyorum diyor. Yani dürüstçe söylüyor. Dürüstçe yani. Söylüyor. Çok da güzel söylüyor. O henüz durumu idare etmenin ne olduğunu bilmiyor evet. Çünkü. İçinden umarım siyaseti gibi. Öğrenmedi. Öğretemedik henüz daha ama çocuklardaki o masumiyet çok farklı bir şey. Yani annesini tercih etmesi, annesinin mutlu olması bambaşka. Ya bunları tarif etmek çok zor. Bunları yaşamak lazım. Biraz önce işte lojistik merkezindeki görüntüleri de izledik. Biz Erzurum'da lojistik merkezinizi ziyaret ettik. Orada arkadaşlarla hem içerideki yapılan çalışmayı, hem yapıyı, hem çalışma modelini gördük, ziyaret ettik. Arkadaşlarla bir çaylarını içmiştik Ramazan öncesinde. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. O yüzden söyledim. Dedim ki evet öncülük eden kurumlar vardı. Bugün Deniz Feneri sadece kendi yaptığı yardımlarla değil, örnek olduğu sivil toplum kuruluşlarının, insanın yardım çalışmalarının ecrini de hanesine yazdırıyor. İnşallah. Yani iki gün önce öyle hesaplıyoruz. Bir yazarımızla, eğitimci, yazar, ilahiyatçı tanıştık. Adem Göksügür. Göğsü gür anlamında. Göksügür. Evet. Akhisar'da yaşıyor. Aslen Gümüşhaneli. Benim yaşlarımda bir hocamız, eğitimci. Sır isimli bir kitap yazmış. Onu şu an cumartesi pazar imza merasimleri olacak. Onu yapacak. Okuyucularıyla buluşacak. Bir arkadaşım Adem Bey'den bahsetti. Tanıştırmak istedi benim. DNA'ya getirmek istedi. Tam da yetimleri pazartesi günü biz yetim iftarımız vardı. Yetimleri ağırlayacaktık. Adem Hoca birkaç arkadaşıyla beraber derneğe geldiler. Birlikte iftar yaptık yetimlerle beraber. Sonra o sizin Erzurum'da gördüğünüz lojistiğimizin aynısı. Evet. Az önce gördüğümüz Zeytinburnu'daki. Adem Hoca'yı ben diğer birkaç misafirimizle beraber lojistiğimizi gezdirdim. Çıkışta o şunu söyledi. Ben Deniz Feneri'ni severim. Hep savunurum. Birileri size saldırır. Benim bulunduğum her yerde sizi savunurum. Ama bu kadar olduğunu tahmin edememiştim, hayal edememiştim. Sizi tebrik ediyorum dedi. Bir Almanya geçmişti ama Almanya'da bulunmuş. Dedi ki Almanlarla ilgili şöyle bir şey söylenir. Almanlar işi sağlam yapar. İşte Alman gibi sağlam yapmak bu işi Almanlar bu kadar güzel yapamazdı. Evet. Dedi. Hemen gitmiş o heyecanla bir yazı yazmış. Ege bölgesinde çok bilinen, okunan bir internet sitesinde yayınlamış. Bana da ertesi gün WhatsApp'tan link attı. Dedi ki evet. Yazın burada. Orada da uzun uzun duygularını anlatıyor. Bir Arapça atasözünü ben ona da söyledim. Leysel haberü kelime ayeneti diyor haber. Diyor ki hiçbir haber
görmek gibi değildir. Evet. Öyleyse demin söylediğimiz bin bir çocuk da aslında o. İşin içine girerse bir insan anlatılandan daha etkili oluyor. Fotoğraf görmesinden daha etkili oluyor. Film izlemesinden daha etkili oluyor. Adem Hoca'nın gelip lojisti gezmesi üç boyutlu olarak duygularıyla beraber işin içine tam olarak girmesi anlamına geliyordu. O çocukların o projeye dahil edilmesi, hediye alması, dilek tutması o anlama evet. geliyordu. Şimdi mesela Deniz Fener'i en yeni projelerinden birisi de az önceki Binbir Çocuk 13 yıldır bu yıl 14. defa uygulandı. 2 yıldır uygulanan bir projemiz var. 2 yıl önce başlattığımız İyilik Okulu projesi. O da İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol çerçevesinde başlattığımız bir proje. Okullara gidiyoruz. Devlet okullarına, ilkokul ve ortaokul kısmındaki öğrencilere dünyadaki yoksulluğa dair onlara sunumlar yapıyoruz. Dünyada 1 milyara yakın insan açlıkla şu an pençeleşiyor. Evet. Yani açlıktan ölmekle karşı karşıya yaklaşık 1 milyar insan temiz sudan mahrum. Bunun gibi hem rakamlar veriyoruz, hem film izletiyoruz, hem bir fotoğraf gösteriyoruz. Sonunda bir teklifte bulunuyoruz çocuklara. Tabii çok etkileniyorlar çocuklar. Diyoruz ki birlikte bir iş yapalım mı beraber? Mesela suyu olmayan, temiz sudan mahrum bir Afrika köyüne su kuyusu açalım beraberce. Siz kumbaralara harçlıklarınızdan katkı sağlayın. Onları biz bir araya getirelim. Sonra okulunuz adına bir kuyu açalım. Açtığımız kuyunun tabelasında okulunuzun adı yazsın. Fotoğraflarınızı, o kuyunun fotoğraflarını okulunuza ulaştıralım. Panolarda sergilensin. Ve siz her sabah geldiğinizde o fotoğrafları görünce şükrü hatırlayın. Ya Rabbi şükürler olsun. Ben şu güzel işe katkı sağladım. 1 evet. lira, 5 lira, 10 lira. Benim de payım var bu güzel işte diyeceksiniz. Hamdinizi, şükrünüzü artıracak, hatırlatacak. Var mısınız bu işe diyoruz. Ayağa kalkıp evet diyorlar. Sonra kumbaralar dolduruluyor, gönderiliyor. Kuyular açılıyor, su kuyuları açılıyor. Evet. Fotoğrafları gönderiyoruz. Bu da bir okul, iyilik okulu. Evet. İyiliğin uygulaması var. Kendisi de işin içine katılmış oluyor öğrencinin. O gittiğimiz okulların bir de bize dönüşleri oluyor. Buyurun iade-i ziyaret yapın. Bir iyilik merkezinin nasıl işlediğini, yardımların nasıl hazırlandığını, nasıl bir titizlikle, nasıl bir hassasiyetle, özenle hazırlandığını görün, dokunun diyoruz. Geliyorlar heyetler halinde. Bizim anlattıklarımızı daha etkili bir şekilde uygulamasıyla görmüş oluyorlar. İnanıyoruz ki o çocuklarımız yıllar sonra bizim gidişimizi hatırlayacaklar. Evet. Bir iyilik merkezini ziyaret ettiklerini unutmayacaklar. Açtıkları kuyuyu hiç unutmayacaklar. Diyecekler ki, çünkü daha fazlasını yapacaklar, buna inanıyorum. İmkanları geliştikçe, onlar üniversite bitirecekler, meslek sahibi olacaklar, para kazanacaklar. Ama bu ilk faaliyetlerinden kopmayacaklar. Çünkü tadını almış oluyorlar. Evet, o infak şuurunu aldıktan sonra zaten herhalde onun lezzeti öyle bir şey ki, hani bulaşan bırakamıyor ki bizim işte bazen dernek başkanımız öyle sohbet sırasında der ki iyilik bulaşıcıdır. İyilik bulaştın mı bir insandan kolay kolay kurtulamazsın. Bundan da kurtulmak istemeyeceksin zaten. Şimdi o çocuklarda da işte yarın öbür gün büyüdüler, yetişkin oldular, elleri bir iş tuttu, para kazanmaya başladılar, bir yuva kurdular. O gün dediğiniz gibi hep akıllarına gelecek. Ekranda bir haber gördüğünde Afrika'da susuzluktan kıvrılan işte çatlı bir kardeşimizi, Somali'den bir kardeşimizi, işte Bangladeşli bir Müslümanı gördükleri zaman ya ben daha ilkokuldayken orası için bir su kuyusu açılmasına vesile olmuştum. Ben de katkıda bulunmuştum. Ve o zaman belki yine o anılar depreşince yenisi için yine arkadaşlarıyla bir araya gelebilecek. Bu çok İnşallah. Güzel bir hayır yarışı. Evet, tahmin ediyorum ki o çocuklar ileride Deniz Fener'e çok dua edecekler. Evet. Kendilerine çok genç yaşta bu bilgileri aktaran, tecrübeleri aktaran, bu kadar insani ve bir ömür boyu ihtiyaç olacak bilgilerle onları buluşturan bir derneğin kapılarını çalması, okullarına gitmesi, sunum yapması, sonra okula davet, dernek merkezine davet etmesi onlar için çok önemli bir tecrübe. İyi ki gelmişler diyecekler. Bunu ümit ediyoruz. İnşallah. Çat görüntüleri vardır. Belki onu biraz görebiliriz. Mesela evet. Afrika'da insanlar hangi suyu içiyor? Hangi şartlarda
su içiyorlar. Mesela yağmur suyu birikintilerinden oluşan göllerden su alıyorlar ve götürüyorlar. Ve bunu kilometrelerce mesafelerden götürüyorlar. O zaman yönetmenimizden bir rica edeyim ben. Çatla ilgili su görüntüleri vardı. Çatla ilgili görüntüleri vardı. Onu verelim ekrana. Biz üstüne yine evet. Recep Bey'le konuşmaya devam edelim. Çünkü aslında işte görmek her şeyi değiştiriyor. Evet. Yani bir işi görmek ama bizatihi gidip ona dokunabilmek, o yani yaşanan hadiselere birebir şahit olabilmek her şeyi. Ekrana verebiliriz görüntüleri. Bizi ekrandan alabilirsiniz. O görüntüler üzerine konuşalım. Nihayetinde tabii ki evet. Dünyanın birçok noktasında ihtiyaç devam ediyor. Özellikle suya. Şu anda da ekranlarda var. Kuraklık, çaresizlik, susuzluk. Afrika'da gerçekten şu evet, içilen suyu... içilmeyecek, içilmemesi gereken suyu maalesef bu insanlar içiyorlar. Evet, toprakların hali ortada. Biz bunları hep böyle bir film gibi geliyor bizlere. Gidip görmedikten sonra belki de yani şunu düşünüyorum. Yani komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i şerifinin muhatabı bir ümmet olarak kim olursa olsun Müslümanlar bir vücuda benziyor. Bir vücut gibi. Ayağına diken batsa yani beyin ya beni alakadar etmiyor diyemiyor. Dememesi gerekiyor. Diyemez de. Ve şu anda elhamdülillah bu derneklerimiz var ve dünyanın birçok noktasında bu kardeşlerimizle bizi buluşturuyor. Onların ihtiyaçlarını gidermek için öncülük ediyor. Yani bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu hayırda yarışırken eğer biz daha fazla gayret etmezsek, ya yarın öbür gün herhalde ahirete gittiğimizde niye kardeşim bize daha fazla yer göstermediniz, niye daha fazla insanla bizi buluşturmadınız diye de aslında sivil toplum kuruluşlarının yakasına yapışacaklar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bunun hayrını dünyadayken belki anlamıyoruz ama o toprağın altına girince anlayacağız gibi geliyor bana. Evet, bunun sesi de var. Birazcık verilebilir. Azıcık evet. Demin izlediğimiz gibi sesiyle bunu da azıcık izleyebiliriz. Üstüne ben bir şeyler söyleyeyim. Evet. Bu görüntüleri değiştirmek için Deniz Feneri neler yapmış? Onlardan birkaç kare göreceğiz. Evet. Açılmış kuyuların görüntüleri. Çad'da, Bangladeş'te, Somali'de, değişik ülkelerde. Evet. O insanların coşkusunu görüyoruz. Suyun açılmasıyla, çıkarılmasıyla. Ocak ayı sonunda... Görüntüyü ekrandan alalım. Tam olarak yine oradaki görüntülere dönmüş olalım. Onları görelim. Daha geniş bir açıyla görülmüş olsun. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu suyun bulunması. Evet. Hadis-i Şerif'i orada hatırlatıyoruz. Kim bir kuyu açarsa Allah ona onun ecrini verecek. Evet. O her damlanın ecri var. Biliyoruz ki Zilzal suresinde zerre miktarı insan İyilik. Hayır yapsa, iyilik yapsa karşılığını görecek. Kötülük yapsa onun da karşılığını görecek. Bir köye su açtı, kuyu açtığımızı düşünelim. Çad'da biz ilk etapta 100 köye birer kuyu açmayı hedefledik. Şu an 70'i geçti. Maşallah. Ocak ayı sonunda ben gittim tek tek 42 kuyu açık durumdaki 42 köyde kontrol ettim. Ne durumda? Evet, onlardan görüntüler görüyoruz. Şimdi Ocak ayı sonunda 42 idi, şu an 72'yi geçti. İnşallah bu yıl bitmeden Çad'daki 100 köy hedefimize, 100 kuyu hedefimize ulaşmış olacağız. İnşallah. Bangladeş'te Arakan mülteci kamplarında açtığımız kuyu sayısı 300'ü geçti. Maşallah. Orada daha kolay açılıyor. 1000 dolar açılabiliyor çünkü bir kuyu. Evet. Evet, şimdi o suyun çıkmasıyla yaşanan coşkuyu görüyoruz. Yani ben şu anda... Şu kuyular işte, bizim açtığımız evet, kuyular. Evet, şu kuyuları gördükçe insan düşünüyor. Ramazan ayındayız, sıcaktan kavruluyoruz. İstediğimiz zaman, evet, oruçluyuz. Oruçtan dolayı evet suya dokunamıyoruz belki ama biliyoruz ki istediğimiz anda elimizin altında su var. Ve aşırı derecede de israf ediyoruz. Kuyuların başında hayırseverin adı yazıyor tabelaların evet. Önünde, görüyorsunuz. Ya da bir okulun ismi yazıyor. Ben az önce bahsetmiştim. Evet. Okullara gidiyoruz. Davet ediyorlar okullar. Özel okullara davet ediyor, gidiyoruz veya bizim planlayıp gittiğimiz okullar var. Evet. Bangladeş'te biz de bir kuyu açtırmıştık elhamdülillah. Allah tabii kahretsin. Onu insan, onun lezzeti bambaşka bir şey. Yani hanenize bir şeylerin yazılabilmesi... Ya biraz ahirete yatırım yapmak lazım. Ahiret için yaşamak lazım. Dünya için yaşarsan dünyada zaten yok olup gidiyorsun. Ama ahiret eksenli yaşarsan
Bu güzelliklere de işte vesile olabiliyorsunuz. Efendim, su gerçekten hayat. Mümini tarif ederken yaptığı bir iyiliğe sevinir. Ya bir yanlış yaptığında da içi daralır, sıkılır diye tarif ediyor. Yani bu mümin olmanın gereği. Bir iyiliğe vesile olmak, iyiliği bizzat yapmak insanın, bir müminin yüreğine sevinç koyar. Evet. Bu kuyuların her biri, az önce bahsettim, şimdi bir kısmını görmüş olduk. Mesela Çad'dan bir fotoğraflar var, o fotoğrafları görebiliriz. Hangi suyu içiyor oradaki insanlar? Afrika'daki insanlar hangi suyu tüketiyor? O Çad diye bir klasör olması lazım, onun içinde görebiliriz. Onu değiştiriyorsunuz siz. Yani bir köy düşünün, çeşme yok, kuyu yok. Kilometrelerce uzaktan yağmur suyu getiriyorlar. Diyelim 5 kilometreden getiriyorlar. Kaç gün getiriyorlar? Her gün getiriyorlar. Kim getiriyor? Çocuklar getiriyor. Kadınlar getiriyor. Her gün, her gün. Bir çile. Evet. Yani ömürleri yollarda geçiyor. O sıcak çölde. Hem de içmeye müsait olmayan, sağlığa uygun olmayan suyu taşıyorlar. Bir de biz şimdi suyun markasına göre kalitesini beğenmiyoruz. Yok işte ya o su çok lezzetli değil. Öbürü bu değil. Bu gerçekten bizim ciddi bir imtihan içinde olduğumuzun da bir göstergesi. Yani markasına bakarak su seçmemiz. Yok işte evimize arıtıcı bir cihaz alalım. Onu yapalım. Ya gerçekten su kuyuları gerek. Yani su hayattır işte. Son cümle aynı buydu. Öyle. Su hayattır ve su gerçekten hayat. Su hayattır ve su medeniyettir. Evet. Çünkü su olduğunda temizlik oluyor. Evet. Hele bizim dinimiz temizliğe çok önem veriyor. Abdest için, gusül için, kıyafetlerin temizlenmesi için hep suyla, biraz suyla geçmesi lazım. Ve oradaki insanlar Birleşmiş Milletler rakamlarında dünya nüfusunun %17'si temiz içilebilir sudan mahrum diyor. Evet. Yani bu şu demek, 1 milyar insan, toplam 7 milyar insan var dünyada şu an. 7 milyarın 1 milyarı temiz içilebilir sudan mahrum. Ve bizim gibi kuruluşlar şu an 1 milyarı nasıl azaltırız onun derdindeyiz. Evet. Ama şu görüntüleri izlediğinde bir hayırseverimiz çok etkileniyor ve dönüyor. Diyor ki ben de bir kuyu açtıracağım. Bizim memlekette bir teyzemiz var, hacı teyzemiz. Bir yerden miras gelecekmiş. Bu kuyuları izledi bizim Deniz Fener'in bir faaliyetin haberini. Dedi ki o miras gelince kuyu açtıracağım. Geldi. Şimdi 3 kuyu birden açtırıyor. Evet. Yani kendisi için, kocası için açtırıyor, kayınpederi, kayınvalidesi için açtırıyor, başka bir akrabası için açtırıyor, 3 ayrı kuyu açtırıyor. Vallahi yani burada aslında istemekte sınır yok. Şu anda ekranda da var. Ekranda verebiliriz bu fotoğrafları. Evet. Yani şu anda çattaki bir hayrat, Hüseyin Gökçen hayratı diye yazıyor. Şimdi istediğin kişi hani herhangi bir insan değil. Cenab-ı Allah'tan, her şeyin sahibinden istiyorsunuz. İstediğiniz sınırsız bir hazine var. Yani evet, ismen işte Hüseyin Gökçen hayratı diyordu ama işte ben şu anda aklıma kim geliyorsa, geçenlerde bir mektup okudum. Bir bağışçımız Erzurum'da inşa ettiğimiz külliye için bir bağış yapıyor, 500 lira. Ama bir mektup yazmış ve yazdığı mektupta bunu külliye inşaatı için bağışlıyorum. 100 lirası annemin, babamın, kardeşlerimin gelmiş geçmiş gelip gelecek bütün günahlarına kefaret olsun, Allah rızası için olsun diyor. Ve bu şekilde böyle sıralamış. İçerisinde en çok dikkatimi çeken şey şuydu. Tüm komşularımın, ya etrafındaki insanları düşünüyor. Belki hiç haberiniz olmadan sizin adınıza hayır yapmış da bir insan. İstemekte sınır yok. Cenab-ı Allah tabii ki hakkıyla isteyenlerden eylesin. Şimdi bir kısa bir ara verelim istiyoruz. Aynen. Müsaadenizle. Ustad Derneği tabii ki Ramazan boyunca sahur vaktinde sizlerle birlikte olduk. Belki ilk defa Ustad sahur vaktine ulaşan dostlarımız olmuştur. İlk defa bizleri izleyen dostlarımız olmuştur. Ustad Derneği kimdir? Neler yapar? Hedefleri, hayalleri nelerdir? Onları bir izleyelim, ardından yine sohbetimize devam edeceğiz. Ustad ona, Resulullah'a, Can'a, Canan'a Ustad arzusuyla geçiyor hayat. Heyhat! Oysa yanında, yanı başında aç uyuyor nice evlat. Ninnileri bölünüyor hıçkırıklarla anaların. Ve ilme muhtaç, aşka muhtaç, suya muhtaç büyüyor yarınların. Vuslat iki dünyada. Maksadımız asrımızın müceddidi olan Mahmud Efendi Hazretlerinin dua ve himmetleriyle her daim Hakk'ın vuslatını aramakta.
Vuslat Derneği olarak onun tohumuyla toprağa düşen insanlığın, sahabenin gözyaşıyla filiz veren itaatin gölgesinde bir nesil arıyoruz. Bu maksatla dünya rahlisinde kainatı okuyan, Allah'ın eşsiz kelamını her nefeste soluyan, halini ilimde arayan değil, ilimden ibaret bir hal için yaşayan, akrebi ahlak, yelkovanı edep olan, hadis deryasını damarlarında taşıyan bir gençlik inşa ediyoruz. Irkını atası edinen bir gençlik değil, ilk peygamberini, insanlığın nüvesi bilen bir gençlik için yürüyoruz. Vuslatı gerçekleştirmek için bir eğitim yolculuğundayız. Vuslat Derneği olarak hayallerine haram girmemiş yavrularımızı Kur'an'la tanıştırıyoruz. Hallerini ilmihalle kuşatıyoruz. Yükte de, pahada da ağır bir sorumlulukla korunması vaat edilmiş olan tek gerçeği, Kur'an'ı dimağlara nakşediyoruz. Arapça ve Osmanlı eğitimimizle geleneğe ve geleceğe demir atıyoruz. İslami İlimler Akademisi'nde medrese eğitimiyle ihya oluyoruz. Kalemize, ailemize yaraşır bir değer için aile mektebi eğitim seminerleri veriyoruz. Okul öncesi yaş grubundaki emanetlerimize İslam düsturunu aşılıyoruz. Kışın okuldan bunalan yavrularımıza sportif faaliyetlerle yazın nefes aldırıyoruz. İlk ve en doğru kaynaktan, Pınar'dan beslenmek için her ile bir İslami İlimler Kütüphanesi kurmayı amaçlıyoruz. Yolculuk devam eder ve insanlık vuslata ermek için vuslatı bekler. Çünkü yetim babasından, yoksullar sıcak bir sofradan, yolda kalmışlar, başlarını sokacak sıcak bir yuvadan, afetzedeler, yaralarını saracak dost elinden, üşüyen parmaklar kapkara kömürden ne kadar uzaktır. Ve bu uzaklıkları yakın eden bir vuslat vardır. Vuslat, geçmişten ders alır. Bugüne şahitlik yapıp geleceği inşa etme yolundadır. Vuslatın rüyasını gördüğü bir gelecekte çocuklar açlıktan ölmez. Su hasreti çekilmez. Yoksulların evine sadece bayramda et girmez. Eşya derdiyle önüne set çekilen gençler bekar gezmez. Yetimler yetimliğini hissetmez. İşte bu yüzden vuslat ümmetin yetimlerinin elinden tutar. Aşeviyle binlerce yoksulun sofrasına sıcak yemekler koyar. Suya hasret Afrika'da su kuyuları açar. Adak, akika ve kurbanlarıyla her günü bayram yapar. Hafız öğrenci bursuyla nice alemin tohumunu atar. Kömür yardımı yapar, sobaya bir odun da o atar. Umut mağazasıyla fakirlere yepyeni kıyafetler sunar. Gıda mağazasıyla yoksulların gönüllerine dokunur. Yani vuslat ümmetin derdiyle yaşar, ümmet vuslata şevk katar. Vuslat ümmetten aldığı bu heyecan ve şevkle yoluna devam ediyor. Ve nerede aman diyen biri varsa yepyeni projeleriyle oraya koşuyor. Vuslat'ın projeleri arasında Türkiye'nin en büyük ve en modern aşevlerinden birini inşa etmek, Erzurum'un yeni genç alimlerinin yetiştirileceği külliye projesi, afetlerde hizmet vermek üzere acil müdahale merkezi projesini gerçekleştirmek, kimsesizlerin huzuru olacak
huzur evleri rüyasını hayata geçirmek, yurt içi ve yurt dışındaki yetimlerin elinden tutup yangınlarına su serpmek, evsizlerin dertlerine derman olacak bir misafirhaneyle onlara İslam kardeşliğini hissettirmek, her ile bir ehli sünnet kütüphanesi açmak, her ile hafızlık merkezi oluşturmak, ihtiyaç sahibi aileler için her ile bir gıda ve umut mağazası açmak ve daha birçok merhem var, çare var, umut var, dua var. Vuslat ona, Resulullah'a, cana, canana vuslat arzusuyla geçiyor hayat. Heyhat, oysa yanında, yanı başında aç uyuyor nice evlat. Ninnileri bölünüyor hıçkırıklarla anaların ve ilme muhtaç, aşka muhtaç, suya muhtaç büyüyor yarınların. Vuslat iki dünyada. Maksadımız asrımızın müceddidi olan Mahmud Efendi Hazretlerinin dua ve himmetleriyle her daim Hakk'ın vuslatını aramakta. Aşkla, imanla, umutla her iki vuslata da ermek duasıyla. Vuslatla yarınlara, insanlığa, Vuslat Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Vuslat Derneği'nin çalışmaları, hayalleri, hedefleri bu şekildeydi. Stüdyomuzda bizler için öncü bir kuruluş Deniz Feneri Derneği Kurumsal İlişkiler sorumlusu Recep Koçak abimiz bizlerle birlikte. Kurumsal ilişkiler diyorum ama iletişim koordinatörü diyoruz. Fark etmez yani, aynı evet. Kapıya çıkar. Hepsi aynı kapıya yaptığımız çıkıyor. İşler aynı. Tabii radyodan bahsettik, televizyon programlarından bahsettik. Biraz da hem meslektaş olmanın vermiş olduğu bir lezzet var. Onları da konuşalım istiyorum. Bugüne kadar tabii birçok radyo programı, televizyon programı, dergilerde editörlük, yayın yönetmenliği. Neler yaptı Recep Koçak? 86'da ben üniversiteyi bitirdim. Ankara İlahiyat'ta okudum, nasip oldu. Bitirirken de İslam mecmuası çıkmaya başlamıştı artık ve bizim abilerimiz o mecmuanın kurucu ekibi evet. olmuşlardı. Biz de onların etrafında İslam mecmuasının ilk sayılarından itibaren destekçisiydik. Bant çözmek, tasih yapmak vesaire gibi. Sonra nasip oldu. Ben o dergide çalışmaya başladım. Artık bir dergi grubu oluşmuştu. İslam, Kadın ve Aile, İlim, Sanat, Gül Çocuk gibi. Bu dergilerin Ankara temsilcisi olarak 4 yıl, 86-90 arası hizmet nasip oldu. Sonra 90'da İstanbul'a aynı dergi grubunun genel yayın yönetmeni olarak tayinimiz çıktı. 4 yılda o görev devam etti. Sonra Sehane Eşriyat'ta kitap yayıncılığı yapan kuruluşumuzda idarecilik yaptım 1,5 yıl. Sonra Radyo Akra o arada yayına başlamıştı. Önce dışarıdan haftada bir gidip mecmuada yayın yönetmeni olduğum dönemde program yaptım. Seha'da bulunduğum dönemde yine dışarıdan program yaptım. Sonra 95 Haziran'dan itibaren tam mesaili Akra FM'de programcıydım. Bir süre evet. sonra haber müdürlüğü, en son genel müdürlük görevleri, idari görevler de nasip oldu. Ama her dönemde programlarımız vardı, haber evet. programları. Mesela şu sıra çoğu radyoda ve televizyonda yapılan medya üzerine kritiklerin ilklerini orada Mercek isimli programda ben yapmıştım. Evet. Günün bütün gazetelerini inceleyip tüm köşe yazılarını gördükten, okuduktan sonra bir özetini sunuyordum. 5 sene sürdü o program, maşallah. Mercek. 99 sonunda oradaki nöbetimiz, hizmet nöbetimiz bitti. 2000 yılı başında da bu tarafta Deniz Feneri'nde başladı. O maşallah. Arada tabii radyodaki görev devam ederken Sağduyu gazetesi çıkmaya başlamıştı. Radyonun, Akra'nın kardeşi bir gazete. 14 aylık bir yayın hayatı oldu gazetenin. Bana da o gazeteye gidip 7 ay genel yayın yönetmenliği yapmak yine nasip oldu. Evet. Aynı zamanda haftanın 6 günü yazdım Sağduyu gazetesinde. Yine o dönem AKTV vardı. Marmara bölgesinde yayın yapan. Evet. Orada da haftada bir söyleşiler yaptım. Rahmetli Sabahattin Zaim hocamız gibi tecrübe sahibi, ilim sahibi insanlarla haftada bir Gündem isimli programım vardı. 8 ay sürdü o da. Dolayısıyla 86'da üniversitenin bitmesiyle dergi, sonra kitap,
gazete, radyo, televizyon, yayıncılığın tüm renkleriyle nasip oldu, buluşmuş olduk. Hem de masanın her tarafında bulunarak o hizmetlerin içinde 15 yıla yakın bir süre bulunmuş olduk. Sonra o yayın işinden yardım işine geçtim. Hangisi daha zevkli? Ayıramıyorum birbirinden çünkü ikisinde de insanın yüreğine dokunmak var. Evet. Hala Akra'da yıllarca programlarımızı dinleyip irtibatı koparmamış dinleyicilerimiz var. Onlar şunu söylüyor. Sizden bir şeyler öğrendik ya da çok şey öğrendik. Şimdi bunu demiş olması yeter bizim için. Yani onun bilgi dağarcığına bir şeyler sunmuşuz. Kabul görmüş. Sonra o amele dönüşmüş. İnşallah amele dönüşmüştür. İnşallah. O da hayırla yad ediyor. Diyor ki ben şu bilgiyi ilk defa şu programda öğrenmiştim. Bu bilgiye erişmiştim, ulaşmıştım. O radyoyu kuranlara dua ediyor. O programları yapanlara dua ediyor. Biz de elhamdülillah diyoruz. Hayra vesile olmuşuz. Ben ilahiyat bitirdim, öğretmenlik yapabilirdim, vaiz olabilirdik, müftü olabilirdik. Onlar değilmiş de bu şekilde yayın kuruluşları üzerinden, iletişim vasıtaları üzerinden hizmet etmek nasipmiş. Kendimi öyle teselli ediyorum. Yo, aslında teselliden ziyade ben araya girdim ama aslında şu var, ne iş yaparsanız yapın gerçekten hakkını vererek yapmak ve bu işi yaparken de inancını ön planda tutmak. Demek ki önemli olan mesele evet, bu. Şükür. Yani insana hizmettir bu. Evet. Orada insanı doğru haberle, doğru bilgiyle buluşturmak hedefi vardı. Ona hizmet ediyordu o kuruluşlarımız. Hala ayakta olanlar, yaşayanlar buna hizmet ediyor. Bu tarafa geçtiğimizde de insanların ihtiyaçlarının giderilmesi konusu var. Bütün yardım kuruluşlarımız, evet. Burada yine Sabahattin Zaim hocamızı analım. O derdi ki, Deniz Feneri, Avniya-i Şakirin ile Fukara-i Sabirin arasında bir iyilik köprüsüdür derdi. Yani tüm yardım kuruluşlarımızı tarif ediyor. Evet. Yani bir yardım kuruluşu şükreden zenginlerle sabreden fakirler arasında bir iyilik köprüsüdür. Biliyoruz ki o az önce bahsettiğim Bitlis'in Hizan ilçesinin İçli Kaval köyündeki okulun yapılmasına vesile olan Fatma Hoca genç, yeni mezun bir öğretmendi, gencecik. Evet. Belki aldığı maaşla ancak geçinebiliyordu, belki düğün hazırlığı yapıyordu. Evet. Ama Fatma Hoca'ya Allah bir okulun yapılmasına vesile olmayı nasip etti. Orayı yaptırmış gibi, kendisi yaptırmış gibi sevap aldı. Evet. Yardım kuruluşları da aslında onu yapıyor. Yani bir tarafta zekatını verecek, fitresini verecek, fidyesini verecek, genel bağış yapacak varlıklı insanlar var. Vermek zorunda onlar. Öbür tarafta da ihtiyacı olanlar var. İhtiyacı olanlar da zekat onların hakkı. Evet. Hakkını alacak. Buna aracılık etmek üzere bugünün kuruluşları, derneklerimiz, vakıflarımız, evet. Ta Efendimizin döneminden bu tarafa zekat vakıflar zaten var. Arada cemiyetler olmuş mesela. Osmanlı zamanında çok güzel cemiyetler kurulmuş. Bugünkü derneklerin yerine o zaman cemiyetler varmış. Evde bir konakta çalışan bir hizmetlinin, bir görevlinin yanlışlıkla kırdığı tabağı yerine koyan, tazmin eden vakıflar kurulmuş. Cemiyetler kurulmuş. Yani o insan incitilmesin bir tabak yüzünden diye düşünmüş. Aynı anlayış, aynı güzel anlayış kanadı kırık değneklerin tedavisi için cemiyet kurmuş. Şimdi Vuslat Derneği, Deniz Feneri Derneği, diğer kardeş kuruluşlarımızın hepsi aslında o iz üzerinden devam ediyor. Elhamdülillah. İnsana hizmet, Allah'ın kullarına, Allah'ın mahlukuna. Çünkü sadece insan değil işte leylekler de yaratılmışlardan. O da can taşıyor. Kanadı kırıldıysa tedavi edilmesi lazım. Bunu kim yapacak? İşte insanlar yapmış o zaman. Bunun için vakıflar kurulmuş, cemiyetler kurulmuş. Şükür o ecdattan bugün kitaplar arasında haberini aldığımız, örneklerini gördüğümüz uygulama bugün yaşatılmış oluyor. Tabii güncellenmiş olarak günün teknolojisi, günün imkanları, günün bir birikimleri de katılarak o tecrübenin üstüne yaşatılmış ve devam ettirilmiş oluyor. Veren taraf bağışçı dua ediyor. Ben diyor Çad'a nasıl gidecektim? Çorum'da bizim yakınlarımız var, kuyu açtırdılar. Dün fotoğraflarını gönderdik WhatsApp üzerinden. Basılı halde de gönderiyoruz ama basılı halde ulaşmadan önce WhatsApp'tan gönderdik fotoğraflarını. Oturdular bize dua ediyorlar. Biz oralara gidemezdik, kuyu açtıramazdık. Siz vesile oldunuz Deniz Feneri olarak. Allah sizden razı olsun diyorlar.
Biz onlara dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Biz de Çad'daki o köye, az önce gördüğümüz susuz köylere kendi imkanlarımızla kuyu açtıramazdık. Evet. Bağışçı veriyor. Biz aracılık ediyoruz, açtırıyoruz. Burada bu öyle bir yarış ki bu yarışın kaybedeni yok. Elhamdülillah. Tarafların hepsi kazanıyor. Deniz Feneri'nin Ankara Şubesi'nin geçen dönem uyguladığı bir iyilik projeleri yarışması var. Çok sayıda okul uyguladığı, uygulanmış iyilik projelerine ortaokullar ve liseler katıldı. O projelerin arasından bir kısmına ödül verildi. Birinci, ikinci, üçüncü, özel ödül, evet, jüri ödülü falan. Orada sunucu bunu söylemişti. Bu öyle bir yarışma ki kaybedeni yok. Evet. Niye? O projeyi çocuklar, gençler uygulamışsa okulunu zaten kazanmış durumda. Sonra yarışmada ister kazansın ister kazanmasın, önemli değil. Bizatihi o projenin içinde olmak, projeyi üretmiş olmak, projeyi uygulamış olmak hayırlı bir iş, sevaplı bir iş, ecirli bir iş ve taraftarların, o projenin etrafındaki herkesi kazandıran bir iş. Şu işler de böyle, yardım işler de böyle. Yeter ki bunun içine riya katılmasın, bunun, evet, içine yalan yanlış şeyler katılmasın, abartılmasın, kibir katılmasın. Yani dinimizin incelikleri unutulmasın, hassasiyetler unutulmasın. Bir köprü vazifesi gördüğümüz unutulmasın. Alanla, ihtiyacı olanla, veren taraf arasında biz köprü olmaya çalışıyoruz. Allah bize bu işleri nasip ettiği için de bu işlerin içindeki herkesin çok şükretmesi lazım. Çok hamd etmesi lazım. Çünkü şöyle bir müjde var. Evet. Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mealen Allah hayrını murad ettiği kullarını insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde istihdam eder. Allah iyiliğini dilediği kullarını insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde görevlendirir buyuruyor. Çok büyük bir müjdedir. Evet. Yani bu hayır işleri demek ki her kula nasip olmaz, her insana nasip olmaz. Vermek de her insana nasip olmuyor. Verenlere aracı olmak da herkese nasip olmuyor. Öyleyse eğer nasip olduysa bir şeyleri vermek birilerine ya da aracılık etmek, bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir ikramıdır, lütfudur. Buna çok şükretmemiz lazım, evet, ve bu işlerin içinde bir ömür kalmak üzere dua etmemiz lazım Allah'a. Allah'ım bizi bu işlerden ayırma. Verebilenlere de dua etmesi lazım ki Allah'ım sen bana sağlık verdin, kazandım. Sonra kazandığımı verme şuuru verdin bana, nasip ettin. Ben hep vereyim. Daim eyle. Evet, benim bu işlerde hep daim et diye dua etmesi lazım. Şimdi siz hadis-i şerifi söyleyince bizim Ustad Derneği'nin faaliyet bülteninin ilk sayfasına bir ayet-i kerimeyi, bir de hadis-i şerifi biz koymuştuk ki, hı hı, bize rehberlik eden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah insanların ihtiyaçlarını gidermek için bir kısım insanlar yaratmıştır ki insanlar ihtiyaç duyunca onlara koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından güvende olanlardır buyuruyor. Ne kadar güzel Allah bir şey. Yani bugün hepimizi... şimdi işte size mektup yazıp okulun yenilenmesini isteyen Fatma Hoca'dan tutun da dilekleri için mektup yazan yavrularımızdan, yani her kesimin, evet, ben bu ihtiyacımı Deniz Feneri vasıtasıyla, Ustad Derneği vasıtasıyla ya da herhangi bir dernek vasıtasıyla karşılayabilirim demek suretiyle başvurması bu hadis-i şerifle direkt sizi muhatap kılıyor. Şimdi burada bir şey hatırladım. İzmir'de bir gönüllü toplantısı yapmıştık biz bundan yıllar önce. Orada bir yazar, Deniz Feneri gönüllüsü o da, Nihat Dağlı kalktı. Dedi ki ben bir şey anlatacağım. Bizzat hadiseyi yaşayandan dinlediğim bir hatırayı aktarmak istiyorum dedi ve Profesör Saffet Solak hocanın bir hatırasını anlattı. Saffet hocamız tıp fakültesinde mezun olmuş bundan belki 50 sene önce. Yeni doktor, yeni göre elinde çantası, tayin edildiği yere, bir kasabaya, bir ilçeye, küçük bir yerleşim birimine Anadolu'da, tren geçen, içinden yanından tren geçen bir ilçe, binmiş, tam da kış öncesi veya kış şartları, indiğinde bakmış, geç bir saat, gidecek otel de yoktur o küçük yerde, nereye gitsin, ışığı yanan bir ev görmüş. İstasyona yakın. Demiş ki giderim, anlatırım, kendimi tanıtırım. Ben artık bu kasabanın, bu ilçenin neyse doktoruyum. Doktorlar güven duyulan insanlar. O zaman, evet, sayılar daha az. Kabul ederlerse, hani Tanrı misafir derler ya, kabul, evet, ederlerse misafir olurum demiş.
Gitmiş çalmış kapıyı. Yaşlı bir teyze çıkmış. Buyur evladım demiş. Hiç sen kimsin, nereden geliyorsun dememiş. Hemen almış içeri. Bir sofra açmış ona. Karnını doyurmuş. Sonra yatağını açmış. Şu odada kalacaksın evladım falan demiş. Sen 40 yıllık şey akrabası, beklediği birisi muamelesi yapmış. Şaşırmış. Fakat teyzenin odasının ışığı yanıyormuş. Bir türlü sönmüyor. Merak etmiş genç doktorumuz. Teyze demiş, seslenmiş. Acaba çekiniyor mu, korkuyor mu, niye ışık sönmedi diye. Yani yatmıyor musunuz? Niye ışığınız yanıyor demiş. Teyze şöyle cevap vermiş. Evladım, son treni bekliyorum. Son tren gelecek biraz sonra. Geldiğinde sizin gibi gidecek yeri olmayan bir yolcu gelebilir. O ışığı yanan bir ev bulsun. Onun için ışığı söndürmedim demiş. Nihat Dağlı dedi ki, benim gözümde deniz feneri ışığı yanan evdir. Evet. Yani kapı, çalacak kapı ihtiyacı duyan kim varsa gönül rahatlığıyla kapısını çalacağı ışığı yanan evdir yardım kuruluşlarımız. Evet. Ruhsat Derneği de odur, Deniz Feneri de odur. Ya ben anlattığım zaman o ışık yanıyorsa orada merhametli insanlar vardır. Allah'ın iyi kulları vardır ve beni açıkta koymazlar diye bir umutla geliyor. O da zaten bekliyor. Son treni bekliyorum evladım. Işığı yanan bir ev bulsun diyor. Ne kadar ince bir düşünce, ne kadar güzel bir düşünce. Yani aslında işte çalışmaların her birini aslında özetleyen bir olay. Canlı canlı yaşanılmış bir olay. Yani bizim insanımız böyle güzel aslında. Siirt'teki öğretmen Ruhsat Derneği'ne mektup yazarken ışığı yanan ev olarak Ruhsat'ı görüyordu. Evet. Diyordu ki bu çocuklarımızı sevindirecek birileri vardır. Bu mektubu okuyunca muhakkak bir cevap verirler, bir dönüş yaparlar diyordu. Bizim şimdi genel müdürümüz Ali Bey, Ali Karayılan, evet, Erzurum'da 8 yıl bölge temsilciliğimizi yaptı. Belki siz gittiğinizde oradaydı, yani hangi yıl gittiğinizi bilmiyorum. Yok, yeni, yakın yani zaman birkaç ay önce. Tamam. O 3 sene önceye kadar oradaydı. Hemen hemen aynı sahneyi bana anlatmıştı. Dedi ki o da Kurtalan değil de Siirt'in başka bir ilçesi. Bulanık galiba. Bulanık ilçesi var. Muş. Muş Bulanık ilçesinin bir köyü, büyükçe bir köymüş. Bir öğretmen mektup yazıyor. Mektubu genel merkeze yazmıştı ama Erzurum'daki bölge temsilcilerine ulaştırılıyor. Onun faaliyet alanına girdiği için. Ali Bey de hemen hazırlıklarını yapıyor. Mektupta kaç öğrencisinin olduğunu öğretmen belirtmiş. Demiş ki okulumda şu kadar öğrenci var. Onlara kıyafet ihtiyacımız var. Yardımcı olur musunuz demiş. Ali Bey de bir güzel hazırlamış kolileri her öğrenci için. Sonra yola çıkmış. Karşısında diyor hoca hanım deniz feneri arabasını gördüğünde sevincinden ağlayacaktı diyor. Çünkü o öğretmen arkadaşlarına ben deniz fenerine mektup yazdım, yardım istedim dediğinde onunla alay etmişler. Kimse gelmez, koca Türkiye'de senin mektubuna mı cevap verecekler, gelecekler diye. O iki şey birden seviniyor. Hem çocuklarının sevinmesine seviniyor, hem deniz fenerinin oradaki insanların zihnindeki algısının algıyı yıkmasına seviniyor. Evet. Öyleyse kapı çalınmışsa muhakkak birisi buyurun hoş geldiniz demesi lazım. Evet. Yani o hoş geldin diyen olabilmek gerçekten büyük bir nimet. Aslında hiçbir şeyden bahsetmesek, sadece bu yaşanmış hikayeleri, yaşanmış olayları bir anlatsak bu bile aslında çok etkili ama bunları dinlemektense bunları yaşamak için tabii ki biz derneklerimize bekliyoruz, izleyicilerimizi. Tabii. Bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak, işte biraz önce gördük. Ben o lojistik merkezindeki kardeşlerimizin yani herhalde 10 kişi varsa bunların 9'unun kesinlikle gönüllü olduğuna inanıyorum ki. Gönüllü. Bir tane orada profesyonel olarak çalışan bir arkadaşımız vardı, hani depo sorumlumuz, ama onun dışındakilerin hepsi gönüllü. Onlara mikrofon uzattığımızda şunu söylüyorlar. Neden buradasınız sorusu soruluyor. Diyor ki ben bir şeyleri yaşamak istiyorum diyor. Aynen cümleyi böyle kuruyor. Evet. Yaşamak istiyorum. Yani sadece okumak, birilerinden duymak, dinlemek değil. Yani bir yardım kuruluşu nasıl çalışır? Evet. Yardımlar nasıl hazırlanır? O çorabı bir çocuğun giyeceğini düşünerek hazırlamak, bir ayakkabıyı hazırlamak, koliye yerleştirmek, hayal ediyor onu. Diyor ki bu bir fakirin evine gidecek ve bunu bir çocuk şu ayakkabıyı giyecek. Bir kız çocuğu hayal ettiği kırmızı ayakkabıya kavuşacak. Şu oyuncağa kavuşacak. O çok sevinecek. Öyleyse ben onun sevincine katkı sağlamış olayım. Bizim Mahmut amcamız vardı.
daha yeni bir sene kadar önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mahmut amcamız emekli olmuş. Zeytinburnu'nda oturuyor. Sonra bizim gönüllümüz olarak görevli gibi, çalışan birisiymiş gibi her sabah düzenli olarak işe geldi. O lojistiğe girdi. Bazen barkod yapıştırdı, bazen sayma ayırma yaptı, bazen ne iş verdilerse onları yaptı. Evden de eşi, çocukları ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun falan diye arada sorgularmış onu. Dermiş ki siz benim yaptığım şeyi bilseniz burada duramazsınız, siz de gelirsiniz dermiş. Orada Mehmet Okumuş isimli genç bir arkadaşımız var. Birbirlerine takılırlarmış onlar. Mahmut amca Mehmet'e takılıyor, niye hala evlenmedin diye. O da diyor ki senin ölmeni bekliyorum, sen öl sonra takılıyor. Mahmut amca demiş ki bir gün, seni evlendirmeden ölmeyeceğim ben. Yani dua yerine geçiyor. Mehmet kardeşimiz evlendi. Bir pazar günü düğününe hep beraber gittik. Mahmut amca da oradaydı, geldi. Pazartesi günü Mahmut amca yoktu. Salı sabahı haber geldi. Mahmut amca rahmetli olmuş. Yani Allah söyletiyor. Her şeyi evet. Allah söyletiyor. O dua yerine geçiyor yani. Allah ona bir ömür vermiş. Mehmet'in düğününü gördü. Bir gün sonra vefat etti. Bütün dernek ekibi olarak gittik bir cenazesine. Namazını kıldık. Şu an lojistiğe girdiğimiz zaman Mahmut amcanın fotoğrafları var. Ne mutlu ona ki 7-8 sene hizmet verdi. Kesintisiz hizmet verdi. Gönüllü desteği verdi. Evet. Belki on binlerce malzemeye dokunmuş oldu. Barkod yapıştırdı, saydı, ayırdı, depolama kısmına katıldı. Emeği sindi. Onların ulaştığı aileler hala şimdi o elbiseleri kullanıyor. Çünkü evet. Elbiseler hemen eskimez. Mahmut amca gittiğinde o gönderdiklerini hazır buldu. Çünkü Yasin suresinin birinci sayfasını düşünelim. Oradaki son ayette önden gönderdikleriniz ve geride bıraktığınız eserleriniz hepsinin kayıtlı olduğu bir bilgi kaynağından bahsediliyor. Yani ana kayıt sisteminden, amel defterimizden bahsediliyor. Önden gönderdiklerimiz ve geride bıraktıklarımız hepsi karşımıza çıkarılacak. Öyleyse Allah bizi Mahmut amca gibi böyle rahmetle Amin. Anılan güzel insanlardan olmayı bize Amin. Nasip etsin. İnşallah. Yani eserler bırakalım geride. Önden göndermiş olalım bir şeyleri. Bunlar bazen fiilen yaparsınız. Bazen buna vesile olursunuz. Allah bağışlarımızı bu vesile analım tabii ki. Bütün yardım kuruluşlarımıza destek veren Amin. Bütün bağışlarımıza hayat olanlara sıhhat, afiyet, huzur, saadet nasip etsin. Vefat etmiş olanlara da rahmet dileyelim. Amin. Programımız bitiyor. Bütün evet. bu gece bize kulak veren, evlerine misafir eden izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Allah oruçlarını kabul etsin. Amin. Bayrama sağlıkla, afiyetle inşallah kavuşurlar. İnşallah. Ben de size teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. İyilikleri konuşma fırsatı verdiğiniz için. İnşallah bayrama da beraberce sağlıkla kavuşuruz. İnşallah. Nice Ramazanlar sahurlarda, iftarlarda bu konuları inşallah konuşuruz. İnşallah. Tabii ki bu iyilik yolculuğu bitmeyecek. İyiler var oldukça iyilik yolculuğu da bitmiyor. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız. İstanbul'un bir diğer yakasından bu konuları anlatmak için kıta değiştirmek suretiyle yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok zor. Anadolu'nun herhangi bir yerinden gelmekten gerçekten zor oluyor ama Allah razı olsun gecenin bu vaktinde iyiliği konuşmak üzere buradaydınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim bu gece tabii ki hayırda yarışı konuştuk aslında. Hayırın güzelliklerini, güzelliğin, iyiliğin yeryüzüne yayıldığı çalışmaları konuştuk. Deniz Feneri İletişim Koordinatörü, Deniz Feneri Derneğimizin İletişim Koordinatörü Recep Koçak'la yapılan çalışmalardan, projelerden bahsettik. Artık imsak vaktine doğru da hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Tabii ki gecenin bu en bereketli dakikaları öncelikli olarak yapılan tüm çalışmalar için biz dualarınızı istiyoruz. Tüm derneklerimizin ki Türkiye'de elhamdülillah bu şuur, bu bilinç Osmanlı'dan hani hep övündüğümüz ecdadımızın vakıf medeniyetinden bugüne gelen ve birçok çalışmada öncülük eden işte Deniz Feneri Derneğimizi özellikle bu gece misafir ettik ki yapılan çalışmalarda Türkiye'de öncü bir kuruluş olması ve gerçekten hayırda yarışta bayrak tutan derneklerimizden bir tanesi olması vesilesiyle hamdolsun bu çalışmaların
katkı verenleri sizlersiniz. Bu çalışmaların, bu güzelliklerin asıl sahibi elbette ki bu çalışmalara maddi manevi destek olan kimseler. Biz her birinize çok teşekkür ediyoruz. Vuslat Derneği olarak tabii ki yaptığımız çalışmalardan bahsederken özellikle vurguladığımız bir şey var ki sizlerin destekleriyle yapılan bir çalışmadır bu. Her çalışmamız bu şekilde. Derneklerimizin hepsinin çalışması da bu şekilde oluyor. Bizler tabii ki huzurlarınızdan ayrılacağız. İmsak vaktiyle birlikte birkaç saniye kaldı herhalde. Yönetmenimiz de uyarıyor. Yarın gece biz yine aynı saatte burada olacağız. Yarın gece görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.